Ben de Allah'a kul olmak istiyorum. Onun istediği gibi olmak, ona kurban olmak istiyorum. Onun yolunda olmak, ona varmak istiyorum. Ben ne yapayım? Evet. Aslında ne yapmamız gerektiğini her birimiz kendimizce onu biliyoruz. Kul olmak istiyorsak bu durumda Allah'ın Resulü'nü örnek almamız gerekir. Ona tabi olmamız gerekir. Hayatı yaşarken her konuda acaba Resulullah Efendimiz olsaydı nasıl yapardı? Böyle bir durumda o nasıl yaptı? Bu konudaki Allah'ın emri nedir? Deyip hayatı yaşadığımızda kul olmuş oluruz, abd olmuş oluruz. Rabbimize olan imanımızı, sevgimizi ispatlamış oluruz. Kulluğumuzu, abdiyetimizi, imanımızı, ona olan aşkımızı, muhabbetimizi ispatlamış oluruz. Yoksa kendi kendimize ben kul olayım, o kulluğu en kamil manada kimden öğreniriz? Elbette ki Resulullah Efendimiz'den. Elbette ki peygamberlerden, sahabeden, Allah'ın kitabından. Allah kullarını anlatıyor. Peygamberleri anlatıyor. Peygamberlere iman edenleri, tabi olanları anlatıyor. Onların nasıl her şeyleriyle Allah yolunda kurban olduklarını anlatıyor. Böyle bir durumda biz de onlar gibi yaptığımızda biz de kurban olmuş oluruz. Allah ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Onlardan, o müminlerden bir kısmı Allah'a verdiği sözünü yerine getirdiler. Allah yolunda öldüler. Diğerleri de sırasını bekliyor. Yani kurban olmaya hazırdırlar. İnşallah hep beraber kurban olmaya hazırız. Hazır olacağız. Gönlümüzü buna hazırlamamız gerekir. Nefsimizi ikna etmemiz gerekir. Bu alemde kazanılabilecek tek bir şey vardır. O da Allah'ın sevgisidir, rızasıdır, dostluğudur, yakınlığıdır, cemalidir. Onun aşkı, muhabbetidir. Bunun için her şeyi, canımızı da kurban edip öyle kazanmamız gerekir. Aynı şey cennet için de geçerlidir. Öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Allah müminlerden cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır. Malı canı kurban etmeden, vermeden cennet yok yani. İnşallah hep beraber öyle yapacağız.